Sürekli burun tıkanıklığının nedenleri veya tedavi yöntemleri. İlk söyleyebileceğim şey, sürekli burun tıkanıklığı hissedilmekteyse veya başlayan burun tıkanıklığı sürekli hale gelmiş artmaktaysa mutlaka ve mutlaka kulak burun boğaz doktorunun muayenesine uğramanızdır. En önemli söyleyebileceğim veya geçerliliği olan durum budur. Çünkü sürekli burun tıkanıklığının neye bağlı olduğunun araştırılması lazımdır. Deviasyona bağlıysa ameliyattan düzeltilir. Konkaların büyümesine bağlıysa yine küçültülebilir. Ama sürekli burun tıkanıklığı bir tümöre bağlıysa, yani ilerleme eğilimi olacağı için çok daha hayati organlara ulaşması ihtimali nedeniyle mutlaka erken dönemde ameliyat edilmesi gereklidir. Dolayısıyla polipler ameliyatla düzeltilebilir. Alerjik rinit belli mevsimlerde oluyorsa o süreçler içerisinde ilaçları kullanılır. Devamlı alerjik nezle dediğimiz perenniyal rinit, bütün sene boyunca olan rinitlerde, nezlelerde yine belli şekillerde periyotlarla kullanılacak ilaçlar vardır. Ama sürekli burun tıkanıklığı nedenleri içerisinde sayamam. Burada vurgulamak istediğim, sürekli olarak burun tıkanıklığı hissedilmekte ise bu bir tümöre veya içeride yer kaplayan bir oluşuma bağlı olabilir. Olduğu yerden çıkartılması esas ve ana tedavi yöntemidir. Sürekli burun tıkanıklıklarında burun açıcı ilaçlar veya geçici ameliyatı geciktirici yöntemlere devam etmemek hastalığın ilerlemesini durdurmak açısından önemlidir. Önemli vurgu bu olmalıdır.